Dur bakayım ne yapıyor? Aa piçe bak. Dur dur. Parası da yetmemiş. Kumaştan alamamış. Anlaşılan. Ne diyor? Ne dediği önemli. Neydi adamın adı? Bu tarihi hatırlatalım, denize dökelim falan da o da bayağı boş muhabbet olmuş ya. Bir tane gerizekalı yüzünden bütün Yunanistan'a şey mi yapacağız? Tabi diplomatik olarak gerekli tavrın alınması ayrı bir şey de. Savaş mı açalım amına koyayım? Taramalı roket mi atalım? Neydi? Lagos Turkish flag yazacağım. Kesin bir İngilizce alt yazı bir şey vardır. PM demiş abi. Greek PM demiş. Prime Minister mı bu adam? Vallahi bilmiyorum başbakanı kimdir Yunanistan'ın. Yok değil. Prime Minister değil herhalde. We've got streams of migrants coming into my country. Here we have the Turkish flood. Let's not allow them. You know what? What can you do with this flag? Well, here you go. You can tear it up. Let's put an end to this. Peki, tamam bizim tepkimiz eyvallah da parlamentoda ne oluyor bu herif bayrağı yıktıktan sonra şey yaptık yırttıktan sonra? Evet, Yunanistan önce. Öncelikle Yunanistan'dan bir açıklama gelmiş. Demiş ki kınıyoruz. Bu kınama yeterli değil. Bu adamı bir daha parlamentoya göndermeyeceksin. Meclis başkanı uyarı mı verdi? Okey. Burada diyor ki Yunanlar yani Yunan hükümeti kınıyoruz bu hareketi demiş. O zaman amına koyayım o zaman başka birini göndereceksin. Adamı çekeceğim parlamentodan. Yok bu başka adamın diplomatın. Milletvekilim bir şeyin. Wow. 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 Hemen küçük bir Google araştırması yapalım mı? How many Syrian refugees globally? Hemen yazıyoruz abi. Bakın çok basit arkadaşlar. Syrian refugees around the world. Abi Türkiye'de 3.6. Get the fuck out of here man. Evet Türkiye'de 3.6 milyon, Lübnan'da milyona yakın, Ürdün'de 700 bine yakın, Almanya bayağı almış lan, tebrik ediyorum. Ta Almanya'dan almak nereden baksan tevkif ediyorum. Ya moruk sizin listede adınız bile yok ya. Yunan şey deyip yırtıyor çünkü. Türkiye'den ülkeme gelen mültecileri istemiyorum, o zaman Türk bayrağı yırtayım. Bu ne anı yaşıyoruz şu an biliyor musun? Bra moment yaşıyoruz şu anda. Şimdi diyeceksin ki amına kodum çocuğu. Götün yiyorsa Suriye bayrağı yırt. De ki mültecilerin amına koyayım da götün yiyorsa. Diyemez. Onu neden diyemez? Çünkü daha çok tepki yer. O yüzden Türkiye bayrağı yırtıyor. Senin derdin mülteci değil mi? Bro yani. Ben mülteci istemiyorum diyorsun değil mi? Git mülteciye küfret bro yani. Bana niye küfrediyorsun? Ben sana tampon olmak zorunda mıyım? Böyle bir anlaşma mı imzaladık ya da biz? Kanka biz böyle bir anlaşma mı imzaladık ya? Böyle bir anlaşma imzalamadık bu arada. İmzaladık diyor Geylak. Hemen ona da bakalım abi. Hemen ona da bakalım abi. Hemen bakalım nasıl bir anlaşma imzalamışız. Bir anlaşma imzaladık. Evet hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım. 2016'da imzalanmış anlaşma. Şuraya bir refugee yazalım. Tamam, bütün anlaşmayı okumayacağız tabii ki. Key points from the agreement. Ne diyor abi, biliyor musun? İşte Türkiye'nin Avrupa bloğuna başvuru muhabbeti. Bu çok da önemli bir şey değil şu anda. Benim öğrenmek istediğim şeylerden birisi değil bu. Heh. Avrupa Birliği 3 milyar euroyu Suriye'den gelen şeyler için Türkçesine hemen unutuverdim İngilizce bir şey okuyunca. Kafa artık 3 dil birden çalışmıyor. Söyle baba. Refugee. Göçmen değil. Ha, mülteci. Ha. Mültecilerle ilgili olaylarda bize yardımcı olsun diye Avrupa Birliği 3 milyar euro veriyormuş. Okey. Başka? Bu pasaport muhabbeti Schengen'le alakalı. Okey, boş iş. Ya, boş iş değil de yani şu an öğrenmek istediğim konu bu değil. Yani anlaştığımız şeyde mültecilerin sınırı mı var? Hepsini tutacağız diye mi anlaşmışız? Ne diye anlaşmışız yani? Hmm. Hı. Okey, bak burada diyor ki bütün irregular migrantlar, yani izinsiz bir şekilde Türkiye'den Yunanistan'a giden bütün mülteciler 20 Mart'tan itibaren, yani 2016 20 Mart'ından itibaren, özür diliyorum, Cun 2016'da imzalandıysa 2017'den geçerli bu. 2017 20 Mart'tan itibaren geri gönderilecek ve geri gönderilecek mültecilerin hangileri olduğuna Yunan otoriteleri karar verecek. Okey, okey, okey. Şu anda Yunanistan ve İtalya'da sığınma talebi bekleyen mülteciler de ilk etapta Türkiye'ye geri gönderilecek. İmzaladığımız anlaşma bu. İmzaladığımız anlaşmada şöyle şeyler yok. Anlatıyorum neler yok. 1. Moruk, bana bak yine Profesör Cahre'nin uluslararası ilişkiler bilmem nesi falan filan demeyin. Ben okuduğumu, ya beynim var. Söylemesi ayıp arkadaşlar, 2020'de yaşıyoruz. Anasını siktiğimin dünyasında sevgili dostlar. Dünya üzerindeki bütün bilgilere şu telefondan ulaşabiliyorsunuz. Bana özel değil bu, ha, hepinize özel. Ha, İngilizce bilmeniz lazım, o ayrı da hepimize özel arkadaşlar, böyle telefonlar, bilgisayarlar falan var. Dünyadaki bütün bilgiye ulaşabiliyorsunuz tak tak diye bak. Yani çok ilginç bir şey bulmadım ben de burada. 2016'da Avrupa Birliği ile imzaladığımız anlaşmaya baktım. Anlaşma uyarınca şöyle bir şey yok. Türkiye'den ya da Türkiye'ye gelmiş, ondan sonra Avrupa'ya geçmek isteyen Suriyeli illegal yollarla Türkiye'den Yunanistan'a giderse ben bunu durdurmak zorundayım ya da atıyorum ben bunları suda vurdum, taramak zorundayım gibi bir şeyler imzalamamışız ki. İmzaladığımız şey şunu söylüyor: sevgili Yunanistan, eğer kapında mülteci varsa bize göndermekte özgürsün. Ulan bana ne amına koyayım senin kapına dayanıyorlarsa. Pezevenk. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl benim sorumluluğum olabiliyor? Sanki sırtına çıkını verdik, altına gemi verdik de Yunanistan'a gidin dedik adamlara. Böyle bir şey var mı abi? Bunun sorumluluğu nasıl bizde olabilir? Bundan ötürü nasıl Türk bayrağı yırtıyorsun sen? İnanılmaz kafalar. O adamı bir daha Avrupa Parlamentosu'nda görürsek, Avrupa Parlamentosu 200'lü bir parlamentodur abi. Bunu tekrar onaylamış olurlar. Gizli madde mi? Ha, onlar çıkar moruk. Onlar şimdi tabii abi. Lozan'ın bile bilmediğimiz gizli maddelerini komplo teorisyenleri çıkarıp duruyor önümüze amına koyayım. Nereden çıkıyorsa o maddeler çıkarıp önümüze koyuyorlar arkadaş. Yani kimsenin haberi yok. Devlet kayıtlarında yok. Hiçbir kayıtta yok. Bu komplo teorisyenleri bir şekilde buluyor abi. Bir şekilde buluyorlar abi. Başarılılar yani. Biz bilmiyoruz.